Oh, Allah'ım sana şükürler olsun. Allah ne büyüksün ya Rabbim. Kurtulduk Sevinç. Kötü günler geride kaldı, bitti. Hayırdır insan, ne oldu? Tahir'in annesi iyileşti. Nesi vardı kadıncağızın? Ne de babana nesi vardı bilmiyorum nesi vardı. Ama nesi varsa artık yok. Yani Tahir bu akşamki maçta oynuyor. Ve ben o kabiliyetsiz bilardo özürlü psikopat bozuntusundan kurtuluyorum. Allah'ım sana şükürler olsun. Kurban keseceğim. Deve keseceğim Sevinç, deve. Yani bu akşam Yorgo senin takımında olmayacak. Ağzından yel alsın, Allah korusun. Ne işi var? Neden mi? Yahu adam bir sayı bile alamadı ya. Bırak bir sayıyı, yarım sayı alamadı. Şeytan dedi al o Gürger Ustaka'yı Irfan'ın elinden. Geçir Yorgo'nun kafasına. Sonra yallah bir kargo uçağına Atina'ya. Peki maçtan sonra birbirinize kenetlenmişsiniz. Ona ne diyorsun? Doğru, kenetlendik. Ben onun boğazına kenetlendim. İrfan da beni ayırmak için bana kenetlendi. Kenet kenet olduk. Ben hatırladım, elim ayağım titremeye başladı Allah. Ama İhsan, Yorgo için o takımın bir parçası olmak çok önemli. Tamam sen yeter. Bana Yorgo deme. Yorgo deme. Adamı bir kaşık suda boğmak istiyorum. Bırak boğmayı, bir kaşık suda denize dökmek istiyorum Ergele'yi. Ne olur İhsan, bir akşam daha idare sen. Bak bugün bütün gün sırf bu akşamki maç için gitmiş bilardo çalışmış. Hem biliyor musun arka arkaya iki sayı atmış. Ya ama ya, çok sevindim. Gitsin o şans kapıyı çalınca programına katılsın. Araba kazanırdı belki. Yeter, Allah çok şükür kurtuldum ya Rabbi. Yorgo buna çok üzülecek. Öyle mi? Spor dünyasında biz buna kısaca şöyle diyoruz Sevinç. Bana ne? Bana ne diye geçiştiremezsin İhsan. Yorgo senin dostun. Ve böyle uyduruk bir maç uğruna da bu dostluğun uyduruk olsana mu? Uyduruk mu? Kulaklarıma inanamıyorum. Sen bunu uyduruk mu diyorsun? Sevinç, o Cavit denen ampul beni batırmaya çalıştı. Dükkanlarımı elimden almaya çalıştı. Ve onu alt etmek için benim elime bir fırsat geçmiş. Ben o Allah'ın psikoposu için bu fırsatı tepemem. Ama İhsan bak... kapanmıştır, bitti Sevinç. Tahir içeri, Yorgo dışarı. Anlaşıldı, inat ettin. Ama hiç olmazsa bunu Yorgo'ya söylerken incitmeden söyle. Tamam tamam, incitmeyiz psikopos efendiyi. Allah korusun gider ortodoks pati midir nedir ona şikayet eder. Ondan sonra başımıza dert almayalım. Sevinç bu akşam eve geldiğimde elimden bu kadar bir metre boyunda kupa olacak haberin olsun. İyi de hanginiz kupa hanginiz siz nasıl ayırt edeceğiz? Çok kolay Melekçe. Karşında durup sırıtan ben olacağım. Kafana inen külçe de kupa. Elimden geleni yapacağım inan. Biliyorum Yorgo. Sen elinden geleni yaptın zaten. Beyler ben pozisyonu analiz ettim bakın. O topun merkezinin 7 milim sağına 32 derecelik bir açıyla 22 kilometre bölü saat hızla temas ettiğini... Boş ver, boş ver sen İrfan'ı dinleme. İçinden geldiği gibi, içinden geldiği gibi vur. Hadi Yorgo'cum. Sağ ol İhsan. Sen de sağ ol, dostlar sağ olsun. Kaplan gözü, kaplan gözü, kaplan gözü. Cavit, sence bir sakıncası yok değil mi oyuncu değiştirmenin? Yok canım, yeter ki sen isteysen vursun vursun. Yalnız seneye revanşı ben alacağım, haberin olsun. Çok zor be İhsan. Ay Allah. Hadi kupayı. Ya kusura bakma İhsan, herhalde heyecandan. Yani ilk topu 10 defada bir defa ıskalıyorum. Daha hala şansım var. Biz seni İrfan'la dışarıda arabada bekliyoruz Yorgo. Hadi sonra sen de gel. Azizim bir çıkıp baksanıza dışarıda 3 tane çarpık taksi bekliyor mu? Yani akşam akşam maazallah taksi şoförleriyle mücadele etmeyeyim. Vurdum vurdum. Vurdum vurdum vurdum. Sellerini koparırız buradan. Bak. Helal olsun sana Yorgo be. Vallahi yaptıklarım için senden çok özür dilerim. Aman ya İhsan. Dostlar arasında bir özür lafım olur ya. Biliyorum ama seni küçük görmekle büyük hata ettim ben. Sen büyük bir bilardocuymuşsun ya. Kardeşim kitabını yazmışsın bu işin. Nasıl vurdun sana topa öyle? Istaka elimden kaydı. Hayla hayla hayla.